mevcut Osmanlı imparatorluk anlayışı var olan kendi bakiyesini korumak için çeşitli yöntemler denedi. Bunlardan birisi işte Osmanlıcılık düşüncesiydi. Bir şekilde halklar artık yavaş yavaş devletten ayrılmaya başlıyorlardı. Tabii ki bu coğrafyada kalan, yıllardır bu coğrafyada Ermeniler dediğimizde sanatkarlıklarıyla, ziraatlarıyla ön plana gelen, bilinen bir halktı. İttihat Terakki'nin özellikle işte ırkçılık ve milliyetçiliğe dayalı siyaset anlayışı bu coğrafyadaki ötekileri yavaş yavaş yok etmeye çalışmıştı. İttihat Terakki işte hem bir tarafta Osmanlı'yı tekrar yeniden diriltmek, bu çerçevede Enver Talat Paşa'nın Alman emperyalizmiyle olan ilişkileri, Orta Asya üzerinde işte Alman emperyalizmle işbirliği yapıp bu kapitalist modernist anlayışların Orta Asya ve Avrupa'da sömürge ağları oluşturma gibi bir hedefleri vardı. Bunun içinde bu coğrafyalarda yoğun olan, karşılık bulan, kökleşen, kadim olan Ermenilerin de bu alanda yok edilmeleri gerekiyordu. Tekleştirmeleri açısından. İnsanlık tarihinin belki de bu yüzyılın en büyük jenosit olarak tarif ettiğimiz İttihat Terakki'nin o faşist tekçi anlayışının da bir sonucu olarak birçok tarihçi uzman tarafında en az 1.2 milyon Ermeninin bu coğrafyada yerinden yurdundan edildiği, teçhir adı altında katliama tabi tutulduğu bir süreç gelip kendisini dayattı. Zaten bu süreçle beraber İttihat Terakki aynı zamanda Alevilerle ilgili de, Kürtlerle ilgili de işte Baha Said'in araştırmaları, incelemeleri vardı. Yani daha doğrusu muteber olarak kabul etmedikleri Kürtler, Ermeniler, Ezidiler, Süryanilere yönelik çok yoğun bir ötekileştirme, bir katliam projeleri vardı. Ermenilerin hem işte Hristiyan olmasından kaynaklı da çok rahatlıkla biraz daha Kürt Müslümanlara göre, Kürtlerin İslami süreklerine ait olanlara göre daha rahat ötekileştirilebilirdi. İşte kafirdir, fille kavramını kullanıyorlardı, ötekileştiriyorlardı. Kendi katliamlarına da meşru alt yapı oluşturuyorlardı. Bu çerçevede ilkbaharda başlamak üzere 1915 yılında başlanan bir süreç oldu. Maalesef ki her ne kadar ki resmi tarihçiler bu süreci yer değiştirme olarak tanımlasa da bile bir mübadele şeklinde demografik yapının bir yerden bir yere alıp götürülmesi şeklinde tanımlansan da bile binlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan bir toplumun kendi rızalığı olmadan en kaba zor aygıtlarıyla beraber açlığa, susuzluğa, yerinden yurdundan edilmesi, kendi tarihsel hakikatinden, kültüründen edilmesi asla ve asla bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Bir toplum binlerce yıldır yaşadığı bir mekanda istemeden sırf İttihat Terakki'nin ve Osmanlı'nın son dönemi İttihat Terakki'nin emperyalist pazarları ele geçirmek adı altında o Alman emperyalizmiyle işbirliği halindeki bir tezinden, bir düşüncesinden dolayı 1,5 milyon, en az 1.2 milyon Ermeni Ermeniler istememesine rağmen alınmış ve ölüme mahkum edilmiştir. Bunların büyük bir kesimi yolda açlıkta, susuzlukta, hastalıkta ölmüştür. Kalanlar da bir şekilde varabileceği yere varıncaya kadar çoğu ölmüştür. Birçok insan, birçok bilim insanı tarafsız belgelerde bunun 1.2 milyona yakın insan olduğu söylüyor. Bir halk kendi yerinden yurdundan edilmiştir. Bizler bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bir Alevi piri olarak, bu coğrafyada yaşayan bir can olarak gittiğim her yerde hala bizim bu coğrafyada işte merga, Kürtçe söyler Ermenilere ait tarlalar, Ermenilere ait hala harabeleri olan kiliseler, küçük ibadet yerleri, onların diktiği ağaçlar hala duruyor. Ermeni ustaların tamir ettiği değirmenler bu coğrafyada sanatkarlardı. Kap, kacak, mutfak araçları, bakır işlemeciliği hepsi Ermenilere ait el sanatlarıydı. Hala evlerimizde, hanelerimizde son demlerini de yaşasalar bile
Ermeni canlarımıza ait bunlar bulundu. Maalesef ki en büyük soykırım ve katliamlar, planlı programlı katliamlar ulus devlet aşaması sürecinde meydana geldi. İttihat Terakki'den Cumhuriyet'e geçiş dönemi, Cumhuriyet'in ilk kadroları hepsi İttihat Terakki'nin kadrolarıydı. Bunlar Ermeniler gittikten sonra işte Zolar gitti, sıra Lolara geliyor diyerek Ermenilerden sonra katliamın Kürtlere geleceğini emareleri belliydi. Ve peşinde işte 1924 Anayasası ile beraber başlayan bir süreç 25'te İşte 19 yılında Kürtlerle yapılan konsensüs ilkesi gereği verilmesi gerekenler ve Kürtlerin Sivas, özellikle Amasya protokolü ile beraber özellik, muhteriyerlik talepleri. Bunlar da kabul edilmeyince aynı Ermenilere yapılan birçok olay Koçgiri'de başlayarak peşinde Şeyh Said, Takrir-i Sükun yasası, Şah-ı Saat planı. Bu şekilde benzer bir olay da Kürtlere yaşatıldı. Ben bütün dünyada gerçekten de bu katliamları yapanların çok en üst düzeyde tarihçiler tarafında, bilim insanları tarafında bunların asla ve asla yanlarına kar kalmamaları gerektiği, konuyla ilgili sempozyumları, anlaşmaların yoğun bir şekilde farkındalıkların yaratılması gerektiğine inanıyorum. Bu yönüyle bu coğrafyadan alınıp sürgün adı altında ölüme mahkum edilen Ermenilerin de burada anların önünde darda olduğunu bekliyorum. Bizim açımızdan öteki asla ve asla değillerdi. Beraber binlerce yıllık yol yürüdük. Ama Cumhuriyet Modernitesi ve İttihat Terakki'nin başlatmış olduğu Türkçülük Sözleşmesi'nin önünde engel olan bu kesimi katliama tabi tuttular.